Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Merhaba arkadaşlar. Bugün aslında çok farklı bir video ile karşınızdayım. Çünkü yüzlerce mail ve binlerce DM aldım ve artık yetişemiyorum maalesef. Sürekli maillerime odaklanıyorsunuz, sürekli DM'lere odaklanıyorsunuz ve arkadaşlar maalesef herkese cevap vermem mümkün değil. Ben de dedim ki Ricardo ile birlikte, aslında Ricardo destekçim, bir video çekelim ve bu konuyu burada kapatalım. Evet arkadaşlar, bu video çok size istiyor. Gerçekten çok. O kadar fazla mesaj aldım ki, binlerce mesaj aldım. Hani artık bu konuyu burada... Her şey. Evet, artık hani bir kere video çekeyim bu konuyla ilgili. Hani cevap veremem çünkü herkese, buradan bütün cevaplarınıza ulaşmış olun. Şimdi size ne anlatacağımdan bahsediyorum. İtalya'da nasıl ücretsiz bir şekilde okunur, plus burs alınır ve hani İtalya'daki nasıl ücretsiz konaklanır da dahil olacak. Yani hiçbir paranız yokken İtalya'da nasıl öğrenci olarak yaşayabilirsiniz size anlatacağım. Çünkü benim bildiğim şey buydu ve sizin de istediğiniz video buydu. Bu yüzden bütün detayları anlatacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İtalya'daki üniversiteler kesinlikle ücretsiz. Tabii ücretli üniversiteler de var ama genellikle devlet üniversiteleri ve kişilerin ekonomik durumuna göre size bütçe belirleniyor. Ama eğer aileniz euro bazında milyoner değilse kesinlikle ve kesinlikle İtalya'daki üniversite yıllık 15 eurodur. Bunun dışında hiçbir para vermiyorsunuz İtalya'daki üniversitelere. Sonrasında işte burs alıyorsunuz. Büyük bir miktarda hem burs alıyorsunuz hem de ücretsiz konaklamada alıyorsunuz. Bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. İtalya'da üniversite okumak için ya İngilizce ya da İtalyanca bilmeniz gerekiyor. Ben İngilizce bilerek geldim buraya ve İtalyancamı burada geliştirdim. Kesinlikle İngilizce, İtalyanca seçebilirsiniz kendi kafanıza göre, istediğiniz şekilde veya işte kursların dil bölümüne göre seçebiliyorsunuz bunları. Hiç merak etmeyin o konuda. Evet. Dediğim gibi aslında isterseniz İspanya'ya gidin, isterseniz işte Fransa'ya gidin, isterseniz İngiltere'ye gidin, isterseniz İtalya'ya gelin. Bütün, yani yurt dışındaki bütün okullar hem size burs bağlayabiliyor hem de okullar ücretsiz oluyor. Yani bu genel Avrupa'nın kurallarından bir tanesi. Ama biz İtalya özelinde konuşalım sizlerle beraber. Ama en önemli detay da şu, dil bilmeniz gerekiyor. Kesinlikle ya İngilizce ya da İtalyanca bilmeniz şart. Aksi takdirde zaten gelmeniz mümkün değil. Gelseniz de ben hani gelmeyin derim çünkü gerek yok. Derslerinizi geçemezsiniz, edemezsiniz falan. O yüzden en önemli husus dil bilmektir. Bu konuda da benim şu anda yardım aldığım harika bir online bir dil okulu var. Lingoda. Lingoda da 7-24 saat esnekliklerindeki ders programları da mevcut. Sadece İtalyanca değil, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dil seçenekleri de bulunuyor. Lingoda hedeflerinize göre size 3 farklı yolda sunuyor. Eğer yoğun bir hayatınız varsa istediğiniz zaman ders alabileceğiniz Lingoda Flex sizin için harika bir seçim olur. Eğer daha çok rutine oturmuş bir eğitim şekli isterseniz 8-12 hafta arasında bir seviye atlamanın garanti olduğu Lingoda Teams programını size öneririm. Veya daha hızlı bir şekilde yeni bir dil öğrenmek isterseniz 2 aylık bir hızlandırılmış programa sahip olan 2 günde ders alabileceğiniz Lingoda Sprint'i size kesinlikle öneririm. Ayrıca 7 gün ücretsiz deneme hakkınız da bulunuyor. Kendinize yapacağınız en büyük yatırımlardan bir tanesi gerçekten dil öğrenmektir. Dil öğrendim, hayatımın aktığı nokta gerçekten burada ve gerçekten hayatımı sevdiğim, her şeyden mutlu olduğum bir noktadayım. Bu yüzden dil öğrenmek sizin için en büyük yatırım olacak. Lütfen dil öğrenmeyi daha ciddiye alarak kendinize yatırım yapın. Çünkü artık dünya üzerinde birden fazla dil konuşan birçok insan olduğu için eğer dil bilmiyorsanız maalesef dezavantajlı olarak başlıyorsunuz hayata. Bu 7 gün denemenin içerisinde isterseniz özel ders alabilirsiniz bir tane veya 3 grup dersi de alabilirsiniz. Benim önerim kesinlikle grup dersi olur. Ve 20 pizza ve kebap kodu ile %50'ye varan indirimi sizin için getirdik. Harika bir indirim sundular gerçekten sizin için. Şimdi gelelim asıl konumuzdan bir tanesine. İtalya'da nasıl üniversite seçeceksiniz, hangi bölümleri seçeceksiniz, nasıl burs alacaksınız, hepsini size teker teker anlatacağım. İlk olarak bence istediğiniz bölümü seçmenizi öneririm ben size. Aklınızda ilk önce istediğiniz bir bölümü seçiyorsunuz. Ve yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz aslında? Çok kolay bir şekilde internete İtalya'daki üniversiteler, devlet üniversiteleri yazıyorsunuz. İşte ChatGPT'ye yazın, başka yerlere yapın ve onun sıralamasını alın teker teker. Aslında yapmanız gereken şey üniversitelerin web sitelerine gireceksiniz. Ve orada istediğiniz bölümü aratmaya çalışacaksınız. Bu arada istediğiniz bölüm belki İtalyanca mevcut olacak. Sadece İngilizce olmayacak. O noktada da başka okul da bakmanızı öneririm bu konuda. Veya hani şey istiyorsanız, hani ben yurt dışında okuyayım da ne okusam önemli değil ve yani çünkü İtalya'daki okulların hepsinin sıralaması aşırı yüksek. Buradan mezun olduğunuzda iş bulma oranları çok yüksek olacak sizin için. Daha çok İngilizce veren bölümlere de yönelebilirsiniz veya İtalyanca biliyorsunuz, İtalyancanızı geliştirmişseniz de istediğiniz bölümlere girebiliyorsunuz İtalya'da.
Bunları araştırdıktan sonra zaten okulların aşağı doğru indiğinizde o kısımla ilgili bütün detayları okul size veriyor. Nasıl başvurursunuz, nasıl yaparsınız diye hepsi aşağı kısımda yazılı olacak zaten. Onu bir kenara koyuyorsunuz siz önce. İşte başvuru tarihleriniz ne zaman gerçekleşecek veya İtalya'da okumak için ne gerekiyor diye. Benim bildiğim tek şey YKS'de baraj puanını geçiyorsunuz ve hani istediğiniz bölüme göre sınavlar değiştiriyor. Mesela doktor olmak istiyorsanız sizi çok emin olmamakla beraber sizi matematik sınavlarına falan sokmak yerine biyoloji gibi sınavları sokuyorlar veya hayat bilgisi gibi sınavları sokabiliyorlar. Mesela ben hukuk bölümündeydim. Sınavı çok hatırlamıyorum. 3 sene oldu hukuk bölümü için ve hani kesinlikle asla matematik görmedim. Fizik, kimya hiçbir şey görmedim böyle. Çok farklı sınavlar gördüm. Yani şöyle bir durum var. Türkiye'deki sınav sistemi o kadar yoğun olduğu için İtalya'da istediğiniz bir bölüme girmemek imkansız arkadaşlar. Yani herkes girebilir. Gerçekten kolay çünkü. Yani Türkiye ile kıyaslamayın bile kendinize. Her neyse, üniversiteye girdiniz, üniversitenizi seçtiniz, nasıl başvuru yapılır, işte bunları da anlattım. Bütün gereksinimleri orada yazacak zaten. Size üniversitenin ana sayfasında her detayını ayrı ayrı bir şekilde söyledikleri için siz bütün her şeyi biliyor olacaksınız. Yani bana sormanıza bile gerek kalmayacak. Direkt olarak zaten her detayı yazılı olacak sizle beraber orada. Başvuru formunda yazılı olacak. Şimdi ikinci olarak da burslardan bahsetmek istiyorum size. Çünkü her şehrin ayrı bursu var. Ben Torino'da yaşıyorum ama Torino Milano arasında. Ama hakim oldum. Yeniden geldi. Hakim olduğum kısım aslında Torino'daki burslar ama genel olarak bütün İtalya'daki burslar bu şekilde işliyor. Türkiye'den gelen ve hani ailesi euro bazında milyoner olmayan herkes ama herkes burs alabiliyor. Çünkü çok büyük bir para farkı var, birim farkı var. O yüzden emin olun burs alacaksınız. Ciddi bir şeyden bahsediyorum şurada. Durur musun bir Ricardo? Ben İtalya'daki Torino kısmından burs aldım bu arada. İlk önce hani yapmanız gereken şey ne biliyor musun? Üniversite zaten yani üniversite web sitesi o kadar yararlı bir şey ki hani hiçbir şekilde aracı danışmanlara ne para verin, ne paranızı kaptırın, ne başka bir şey yapın. Çünkü anlattığım her şeyi onlar yapıyor. Yapmanız gereken şey şu: üniversite sitesinde, hani üniversite neredeyse, Milano'daysa Milano, Torino'daysa Torino, o siteye giriyorsunuz. Hangi bursa başvuracağınız zaten o aşağı kısımlarda yeniden yazıyor, nasıl burs alırım falan diye. En kötü bilmiyorsanız bile okulun maili var. Hani ben bu okula gelmek istiyorum, hangi kurum burs sağlıyor sizin okulunuza diye yazabiliyorsunuz ve direkt cevap alıyorsunuz bu arada. Hiç merak etmeyin bu konudan dolayı. Milano yok. Milano yok. Torino için ben hatırlıyorsam Torino için Edusu'ya başvurmuştuk biz. Onun da formatı ne biliyor musunuz? Buldunuz yani Google'dan bile araştırabilirsiniz. Giriyorsunuz burs sitesinin platformuna. Ve başvuru yapmak istediğinizi yazıyorsunuz hani o arama kısmına, hani veya direkt sizi karşınıza çıkarıyor. Orada yeniden size bütün belge isteklerini İngilizce olarak size sunuyor zaten. Ben hatırlıyorum, burs işlemini Türkiye'de halletmeniz gereken bir sürü belge var bu arada. Çünkü burs işlemi bir tık zor. Bütün belgeler yazıyor zaten, hani hiçbir şekilde onlara ekstra para vererek ajanslardan kesinlikle satın almayın. Çünkü bursların, burs veren kurumların sitelerinde zaten bunların hepsi detaylı bir şekilde yazıyor. Bu arada bursta seçenekler çıkacak size. Şu anda yanlış bilmiyorsam yeniden. Çünkü ben 3 senedir burs aldım. Okullar 3 sene bu arada İtalya'da. Artık bitirdim ben bursumu ve hani bizim zamanımızda 7.000 dolardı burs, euroydu pardon. Şimdi 15'lere kadar çıkacağı söyleniyor. 15 bin euro civarında bir burs alacaksınız ama şunu da yapma şansınız var. Ben bursun yarısını nakit alayım dersiniz, yani nakit sizin kartınıza gönderiyorlar. Ben bunun yarısını kartıma alayım derseniz, yarısını da okulun bana verdiği fırsatlardan kullanmak istiyorum deyip konaklamanızı bedavaya getirebilirsiniz ve yurtlarda kalabilirsiniz bu arada. Çünkü burs kısmında soracaklar hani konaklama bursuyla beraber mi istiyorsun yoksa sadece kendine mi ait istiyorsun? Benim önerim ilk yıl bence yurda çıkmayı deneyin. Ben kimseyle anlaşamadığım için direkt ev tutmuştum ama bayağı böyle hatalar da gerçekleşti tabii ki. Hani gelecekseniz bence bir yurda taşınabilirsiniz direkt. Şu da var bu arada, bu İtalya'nın bir kusurudur kesinlikle. Burslar direkt olarak size verilmiyor. Haberiniz olsun bundan. Çünkü belirli bir süre var. Hani okul başladıktan 1-2 ay sonra falan bursunuzu alabiliyorsunuz eğer kazandığınız ortaya çıkıyor falan. Ve hani şey, o 1-2 ay boyunca aslında kendinize bakmanız gerekiyor. Yine malum koşullar altında bakabilirsiniz kesinlikle. Dayanabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani burs çıkmama gibi bir olasılık yok diye düşünüyorum. Ama bursunuzu korumak çok önemli. Geri ödeme diye bir şey kesinlikle yok. Bursu kaybedebilirsiniz ama onun da geri ödemesi yok. Önceden vardı, onu da kaldırdılar. Mesela şöyle diyorlar size:
İlk sene bursunu aldın, iki dersini geç, biz sana bursunun yarısını yatıralım diyor. İşte ilk iki dersi geçiyorsun, sonra yatırıyorlar sana onu falan, böyle 20 kredi falan oluyor. İşte sonraki işte ikinci senede 40 kredin olması gerekiyor falan ve çok kolay, herkes burslarını kurtarıyor. Tabii bazı okullarda zormuş, onları bilmiyorum ama hani çalışırsınız artık, o da sizin yapacağınız bir iş. Bu şekilde de konaklama sisteminde karşılamış oluyorsunuz. Yani aslında baktığınızda ben kendi adıma konuşmayacağım. Çünkü ben bayağı hani burada bir sürü şey yaptım. Kendi evime çıktım. Bir sürü paralar harcadım. Çünkü ben aslında yeni bir hayat kurmaya geldim İtalya'ya. Sadece okumaktan değil. Hani gerçek bir hayatım olsun istedim yurt dışında. O yüzden taşındım ben buraya. Ama eğer... kesinlikle ama tanıdığım bir sürü arkadaşlarım da sadece bursla... hem yaşayıp hem de okulunu halletti ve çalışma şansınız da var bu arada İtalya'dan. İş de bulabilirsiniz kesinlikle. O yüzden bir sıkıntı yok. Yani aslında İtalya'da yaşamak ve İtalya'da okumak o kadar kolay ki. Bu arada şunları da söyleyeyim. 25 yaş altı arasında devletin her ay bağladığı bir burs varmış. Bundan benim haberim yok yani. Bilmiyorum çok fazla bilgi ama arkadaşlarım alıyordu. İşte devlet her ay 300 euro yardım veriyormuş mesela size. Veya işte elektrik faturanızı mı ödeyeceksiniz? İşte maddi durumunuzu gösteriyorsunuz. O faturalar işte çok az bir şekilde iniyor. Veya yani bir sürü yani o kadar çok yardım ediyor ki size aslında İtalya devleti. Ben çok mutluyum. O yüzden tabii ben birazcık yararlanmadım. Birazcık enayiydim o kısımdan dolayı. Bilmiyordum. Sonradan duyarak öğrendik bunları. Ama dediğim gibi 3 yıl boyunca ben bursumu aldım. Bursumu bitirdim. Hani artık okulum bittiği için, aslında bitmedi. Benim hala tez yazmam gerektiği için onu bekliyorum. Bir de bir iki tane sınavım kaldı. Ama bursum bitti sonuçta benim. Bu arada master'a başlarken de aynı hani şekilde burs alabilirsiniz. İtalya'da yine sınavsız okullar da var. Onlara da girebilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz yani. Bugünlük videom bu kadardı. Umarım bütün her şeyi detaylı bir şekilde açıklamışımdır size. Ve bence kendinize yapabileceğiniz en büyük yatırımlardan bir tanesi dil öğrenmek, okumaktır. Ricardo yeter artık ama. Yeter. Yeni video, location ben düşünmek, tamam mı? Onun dışında umarım gelirsiniz, umarım sizlerle tanışırız, umarım kendi hayatınızı değiştirirsiniz. Lingoda'nın linkini de açıklamalara bırakmış olurum bu arada. Hepinizi çok seviyorum ve kusura bakmayın, mesajlarınıza cevap veremiyorum ve veremeyeceğim de bu konuyla ilgili. Çünkü çok fazla mesaj var, beni de anlayın lütfen, çalışıyorum, okuyorum, her şeyi yapıyorum. O yüzden özür diliyorum, bu video umarım açıklayıcı olmuştur. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bye bye. Evet.